Vahit Kirişçi, e, Tarım Bakanı kendisi ve e, özellikle bu Urfa'da yaşanan sel felaketinden sonra bunun olumlu yanının olabileceğine dair işte toprağın e, suyu alarak güçlendiğine dair o mealde açıklamalar yapıyor. Ama oysa e, bunun tedbirlerini önceden alsalar da eğer zaten e, hani aşırı yağışa gerek yoktu e, üretimle ilgili ne söylersiniz bu korkunç? Bana çok ters geldi bilemiyorum. Yani, ben ya... hakikaten ücretle, hayretle, dehşetle ve öfkeyle izliyorum bu konuşmaları. Ee, lütfen e, ekranlarınız izin verdiği ölçüde çağırın bu arkadaşları. Konuşsunlar, eteklerindeki taşı döksünler de millet bunların ne menem olduğunu bir görsün ve hakikaten daha da yakından tanısın. Bu ülkenin bir tarım bakanı nasıl olur da yani e, bu kadar felaketin ardından kendilerinin sebep olduğu bu sıkıntıların ardından e öldüler ama yani toprağımız da sulandı diyebilir. Hakikaten bu büyük bir aymazlık, büyük bir e, yani ihanete varan sorumsuzluk. Yani bugün ben de sordum kendisine ey Vahit Kirişçi ki kendisiyle parlamentoda beş yıl beraber çalıştım. Ben milletvekiliyken kendi de Tarım komisyon Başkanı'ydı. O dönemde de büyük hataları oldu. O dönemde de büyük yanlışları oldu. Bu ülkeye Kargil belasını getiren ve ona yol açan e, Tarım Komisyonu'nun başkanlığını yapmış bir isimdir Vahit Girişli. Çok ciddi itirazlarım oldu Kargil'e. Bakın bunun bedelini Türkiye ağır ödeyecek, hayvancılık ağır ödeyecek, pancar sektörü ağır ödeyecek, şeker fabrikaları yok edilecek diye bas bas bağırdım. Ve bütün bu feryatların o dönemde yazmış olduğum raporlar Ergenekon dosyasına, hükümeti yıkmaya kanıt olarak kondu Lala Hanım. Ve geçtiğimiz yıllarda da gördük ki Türkiye'nin onlarca şeker fabrikası satıldı. Bugün Türkiye'deki şekerin fiyatı Avrupa'da satılan şekerin fiyatından daha fazla. Çünkü çünkü Kargil gibi dev bir tröst Türkiye'ye geldi. Nişasta bazlı şekerleri piyasaya sürdü. Türk pancar sektörü çökertildi. Şeker fabrikaları yok edildi. Yerlerine kocaman devasa binalar TOKİ'nin konutları ve alışveriş merkezleri dikildi. Bu beton kültürü, bu rant mekanizması bu şeker sektörünü yok etti ve bunun da arkasında zamanın Tarım Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi vardır. Şimdi Vahit Kirişçi'yi geçtiğimiz aylarda da izledik, söylediklerini biliyoruz. Önce Venezuela'dan toprak aradı, ardından Sudan'da bu işi halledeceğiz, merak etmeyin Sudan'da araziler kiralıyoruz dedi. O yetmedi, şehirlerde tarım alanları kuruyoruz dedi, en son en son Vahit Kirişçi karşımıza bu selden sonra çıktı. E iyi de yani ama topraklarımız sulandı. 15 can gitti ama topraklarımız sulandı dedi. Soruyorum ey Vahit Kirişçi 17 cana karşılık kaç dönüm toprak sulandı? Nasıl bu kadar aymaz? Nasıl bu kadar umursamaz? Nasıl bu kadar duygusuz ve vicdansız olabilirsin? Bugün yaşanan selin temel sorumlusu sizsiniz. İktidar olarak sizsiniz. Üç ay önce açtınız o köprülü kavşağı. Utanmadan, sıkılmadan o köprülü kavşağın etrafındaki kurumuş otların üzerine spreylerle boyalar sıkıp sultanınız ve liderinizin gözünü boyamak istediniz. Sanki etrafta yeşil bir e, çimen varmış, ot varmış görüntüsü vermeye çalıştınız. Dünya tarihinde böyle bir aymazlık, böyle bir basiretsizlik, böyle bir çapsızlık yok. Bir açılış töreninde o... Alt geçidin o köprünün etrafındaki kurumuş otları spreyli boyalarla boyayarak yeşil görüntüsü vermeye çalıştınız. İşte tam da AKP kafası budur. Milletin gözünü boyamaya çalışan, yalanla dolanla milleti kandırmaya çalışan tam da AKP kafası budur. Ve ne oldu? AKP'li müteahhitlere verdiğiniz ala ile vala ile açılışını yaptınız o geçitte, o köprüde. Birçok insan mahsur kaldı. Birçok insan ne yazık ki hayatını kaybetti ve siz o köprünün altında birikmiş olan o suyu çekebilecek 3 tane dalgıç pompa getiremediniz oraya. Belediyeniz sizin 3 tane dalgıç pompayı getirip oradaki suyu çekecek kudrete sahip değil. Böyle bir vizyonu, böyle bir altyapısı, böyle bir hazırlığı yok. O insanlar orada boğuldular, çamurun altında boğuldular. Ve kepçeyi getirdiniz. Kepçeyle para çalmaya alıştığınız için her şeyi kepçeyle çözmeye çalışıyorsunuz. Kepçe getirdiniz, suları kepçeyle boşaltmaya çalıştınız. Ve ondan sonra elinize aldığınız sopalarla o köprünün altında insan cesetleri aradınız. Halbuki sizin aradığınız neydi biliyor musunuz? O batağa saplanmış, o batağın altında yok olmuş, o çamurun altında yok olmuş AKP iktidarıdır. Ellerinde sopalarla sanki çağ dışı kabileler gibi çamurların içerisinde insan cesetleri aradınız. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun sizin bu mantığınıza ve anlayışınıza. Ve utanmadan, sıkılmadan... Bayit kirişçi kalkıyor diyor ki toprak sulandı. 15 can gitti ama toprak sulandı. Bir zamanlar bunların bir başka bakanı öldüler ama iyi öldüler diyordu. Ya da geçtiğimiz günlerde evet, öldüler ama güzel öldüler. Amasra'daki, Amasra'daki o korkunç felaketin ardından ki onun raporlarını okudum. Orada da büyük bir aymazlık, büyük bir ihanet, büyük bir sorumsuzluk var. Ve Erdoğan çıktı dedi ki bak dedi biz hemen bir gün sonra cesetlerimize ulaştık. Cesede ulaşmayı bir başarı olarak göstermeye çalışan bir Göbels anlayışı var bu ülkede maalesef. İşte bütün bunlardan dolayı hepimizin her bir oya sahip çıkması lazım, sandıklara sahip çıkması lazım, milletin iradesine ve geleceğine sahip çıkması lazım ve bu tek adam rejimini o çamurun içinde yok edip gömmesi lazım. Aksi halde Türkiye bir kez daha bu anlayışla yönetilecek olursa biz artık bambaşka bir felaketten bambaşka bir sefaletten bahsediyor oluruz Lala Hanım